Merhabalar herkese. Tarihler artık Temmuz ayını gösteriyor. LGS 2024 sayfa için süreç tamamlanmak üzere. Şu sıralar tercihlerini yapıyorlar. Ben de bu vesileyle bir yıl boyunca tercih etmiş emek vermiş tüm öğrencilerime gönüllerinden geçen liseleri diliyorum. Umarım herkes diledikleri liselere yerleşir ve çok güzel bir lise hayatının başlangıcını yapmış olurlar. Ama artık gözlerimiz DGS 2025 sayfa üzerinde. 7. sınıflar daha doğrusu 7. sınıfı bitirmiş artık 8. sınıf olmuş LGS sürecine başlamış olan öğrencilerim. LGS için en önemli şey iyi bir temel iyi bir temel, eksiksiz bir temel. İşte o nedenle bu Temmuz ayı sizler için çok önemli çocuklar. Eğer bir 7. sınıfa dair eksikleriniz, hatırlamadığınız, tam oturmadı dediğimiz konular varsa onları tespit edip üzerine gitmenizin gerektiği ay bu ay. İşte ben de bu nedenle sizler için matematik tekrar çalışmaları serimi başlatıyorum. İlk ile karşınızdayım. Hepinize kolaylıklar, bol başarılar diliyorum. Takipte kalmayı ve tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. kalın. Evet çocuklar, hadi hemen başlıyoruz. Bu ilk çalışmamız, yaz çalışmamızın ilkinde Tam sayılar ve rasyonel sayılarla ilgili sorular göreceksiniz. Her iki konuda LGS için daha doğrusu tüm matematik hayatınız için çok önemli iki konu. Yani bu sayılarla ne kadar pratik iş yapabilir hale gelirseniz önümüzdeki yıl daha doğrusu Ağustos itibariyle başlayacak olan LGS sürecinde de o kadar rahat edersiniz. Hadi bakalım hemen başlayalım. Okuduğunu anlamak çok önemli. Bu detaya dikkat ederek başlıyoruz çocuklar. Bir sayıdan eksi 8 çıkartılıp bir sayı, bir sayımın adı x olsun. Ben x'ten 8 çıkarmıyorum çocuklar. Eksi 8 çıkarıyorum. Eksi 8 çıkarıp 6 eklersem ne yapmış olurum? Bir sayıdan negatif sayı çıkarmak ne demektir? Borcunu 8 azaltıyorum. Dipteydim ama 8 azalttım. Düşünün borcumda bir azalmaya gitmek demek ne demek? Aslında mevcut duruma göre 8 lira avantajlı konuma geçmek demek. Oldu bana x artı 8 artı 6 etti x artı 14. Bu ne demektir? Demek ki mevcut durumumda 14'lük bir artış söz konusu olmuş. Hiç hız kesmeden ikinci soruyla devam. Ne diyor ikinci sorumuzda? Kars'ta bir kış günü hava sıcaklığı saat 14'te eksi 7 derece olarak ölçülmüştür. Hava sıcaklığı her saatte ortalama 1 derece düşmeye devam ederek gece 4'te en düşük seviyeye ulaşmıştır. Buna göre 4'teki hava sıcaklığı kaç derecedir? E önce o zaman hadi gelin saat 14'ten... Gece yarısı 4'e kadar kaç saat geçtiğine bakalım. Gece yarısına kadar yani tam sıfıra kadar 24 demek 10 saat var. 4 de buradan ne oldu yani? 14 saat yapar değil mi çocuklar? 14 saat sanki çıkarma işlemi gibi oldu. 14 ile 4 arasında 14 saat var. E her 2 saatte bir 1 derece düşüyorsa demek ki 14 saatte 7 derecelik bir düşüş olacak demektir. Zaten eksi 7'deydi. 7 derece daha düştü. Oldu bana sıcaklık eksi 14 santigrat derece doğru cevabımız C seçeneğindedir yine. Hadi gelelim şimdi son yani bu sayfadaki son sorumuza. Ne diyormuş bakalım üçüncü sorumuz bize? Diyor ki aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki sayıların toplamı sıfır olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır. Buna göre yıldız, çiçek neyse bu sembolle gösterilen sayı kaçtır? Çocuklar bu tarz sorular biraz deneme soruları. Şimdi dikkat edin 11 gibi çok büyük bir sayı var. Buna karşılık eksi 9 gibi e, çok büyük derken mevcut sayılar içinde en büyüğü 11. Burada görünenler arasında en küçüğü eksi 9. Diğerleri bir tık daha küçük. O zaman hani şey görmeye çalışıyorum. Acaba ne olabilir? Şıkları da bir yandan göz gezdiriyorum. Diyorum ki birazcık böyle hızlı işlem yapabilir halde olursak daha güzel e, fark ederiz bu tarz soruları. Yani üçlü üçlü bir sürü şey denemeye çalışacağız evet ama biraz pratik olursanız mesela ben şimdi eksi 9 ve eksi 2'yi hemen gördüm kenarda. Diyorum ki bunların ikisini toplamı 11 eder. Ah benim elimde bir de eksi pardon eksi 11 eder. Benim elimde bir de artı 11 vardı. Eksi 11 ile artı 11'i toplayınca oldu bana 0. Demek ki diğer üçlüyü de 0 olacak şekilde acaba düzenleyebiliyor muyum diye bir düşünüyorum. Diğer üçlüm 4 kaldı, eksi 3 kaldı bir de bu kaldı. Peki hadi o zaman bakıyorum hemen. 4 eksi 3 ve şu antin kuntin sembolümüzün toplamı 0 olabilmesi için bu sembol ne olmalı? Burası eksi 1. E burası da 1 olursa oluyor bana 0. Yani C seçeneği yine işimi gördü. Sorumuza hadi devam. Aşağıda verilen 6 yüzlü bir küpün karşılıklı yüzlerinde yazan sayıların çarpımı eksi 45'tir. Eksi 45'tir. Biz şu an 3 yüzeyinde yazan sayıları görüyoruz. Buna göre küpün yüzeylerinde yazan en büyük ve en küçük sayıların Çarpımı kaçtır? Hadi gelin bulmaya çalışalım. Benim elimde bir eksi 5 var dikkat edin. Eksi 5 ile neyi çarparsam eksi 45 yapar. O zaman eksi 5'in karşısına yazmam gereken sayıyı buldum bile. Nedir? 9'dur. Evet devam ediyorum şimdi. Eksi 3 var elimde. Eksi 3 çarpı ne? Eksi 45 yapar. Dikkat edin. Eksi olmasını istiyorum. Yine pozitif bir şey seçmeliyim. O zaman diyorum ki artı 15 olmalı burası harika. Son olarak geldim. 9 var elimde. 9'la neyi çarparsam eksi 45 yapar diye düşünüyorum. Aslında az önce en üstte yaptığımızın tersi geldi dikkat ediyorsanız. Bu da o zaman yine negatif bir sayı olmalı çünkü eksi e, artı 9'la. Eksi bir sayıyı çarparsam ancak eksi 45 yapar. Oldu bana eksi 5. Şimdi dikkat edin 6 tane sayım var. Eksi 5, 9, eksi 3, 15 ve bir tane daha 9'a eksi 5 çiftim var. Bunlar içinde en büyük olan hangisidir? Artı 15'tir değil mi? En küçük olan hangisidir? Eksilere bakıyorum. Bir eksi 5, bir eksi 3 var. Eksi 5 daha küçüktür. Oldu eksi 5. 15 ve eksi 5'in çarpımı nedir o halde? Cevabımız eksi 75 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Hadi beşinci soruyla hızımızı kesmeden devam edelim çocuklar. Ne diyormuş? Aşağıdaki şemalarda kutularda yazan sayılara çemberlerdeki işlemler uygulanarak bulunan sonuçlar bir alttaki kutuya yazılmıştır. Buna göre A çarpı eksi B çarpımının sonucu kaçtır? Hadi bulalım hemen. Şimdi burada yapılan işlem dikkat edin. İlk işlemim çarpma işlemi. Yani ben A sayısıyla... Eksi 3'ü çarptığımda 24 bulmuşum a ile eksi 3'ü çarptığımda 24 bulduğuma göre a sayısını bulmak için 24'ü eksi 3'e pardon şurayı bir temizleyelim çocuklar kalemimiz hata verdi tamamdır 24'ü eksi 3'e bölmediğim. Pozitif bir sayı negatif bir sayıya bölersem sonucum negatif olur. 24 bölü 3 de 8 olacağı için A sayısının değerini eksi 8 olarak hesaplamış oluruz. Geldik B sayısına. B sayısını eksi 4'e böldüğümde çocuklar eksi 2 oluyormuş. Bir kere sonuç negatif. Bölen negatif. Demek ki bölünen yani B sayım Pozitif bir sayı olmalı. Bunu hemen fark ettim, belirtiyorum. 4'e bölündüğünde 2 olması için demek ki B'nin 8 olması gerekir. Harika. A'yı eksi 8, B'yi 8 olarak bulduk. Şimdi bizden A ve eksi B sayılarını çarpmamız istiyordu. A eksi 8 çarpı B yerine pardon parantezin içine eksi B yazmamı istiyor. B'nin kendisi 8'de eksi B eksi 8 olacak. Eksi ile eksinin çarpımı artı 8 kere 8 64. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir birlikte çarpımları eksi 72 olan 4 sayıdan ikisi eksi 2 ve 6'dır. Bir kere bu aşamada hemen şunu söyleyebilirim. Eksi 2 ile 6'nın çarpımı eksi 12. Demek ki diğer ikisinin çarpımı diğer ikisinin çarpımı ne olmalı ki? 4'ünü çarptığımızda 72 edebilsin. Eksi 12 ile neyi çarparsam eksi 72 eder artı 6'yı çarparsam demek ki çarpımları artı 6 olan sayı arıyorum ben. Eksi 2 ile 3'ün çarpımı eksi 6'dır olmadı. Daha şimdiden cevabın A olduğunu bulduk. Hemen hızlıca kontrol edelim diğerleri artı 6 yapıyor mu oldu. Oldu, oldu. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Devam 7. soru. 7. sorumuzda ne diyormuş? Aşağıda üslü ifadelerin yazılı olduğu iki kağıt verilmiştir. Kağıtlarda yazan üslü ifadelerden iki tanesinin yeri değiştirildiğinde kağıtlarda, kağıtların birindeki sayıların tamamı negatif, diğerinin ise tamamı pozitif tam sayı olmuştur. Yani demek ki bir şey olacak. Yani bir şeyle bir şeyin yerini değiştireceğiz. Hepsi ya bir artırı bir eksinin yerini değiştirmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Hadi bakalım kim ne ama önce ben elimdekilerin artı mı eksi mi olduğuna karar vermeliyim. Bakıyorum eksi 29 üzeri 10. Çocuklar eksi 29 üzeri 10. Bu ne demektir? Negatif bir sayının çift kuvveti bakın negatif içerisi negatif kuvveti çift. Bunun sonucu pozitif olur. Değerinin ne olduğu şu an değil. Eksi 10'un karesini almış. Bakın negatif bir sayının yine çift kuvvetini almış ama sonra başına gidip tekrar bir negatiflik daha koymuş. Dolayısıyla önce pozitife döndü ama tekrar eksiyle çarpıldığı için oldu bana bu negatif bir sayı. Eksi 2023 çocuklar negatif bir sayının yine çift kuvveti var dikkatli bakıyorum. Parantezin içi negatif, kuvveti çift. Negatif bir sayı çift sayıda bir sayı kez kendisiyle çarpılırsa sonuç pozitife döner. Eksiyle eksi çarptım artı. Tekrar eksiyle eksi çarptım artı gibi yüz defa bunu yaptığınızda pozitif bir değer elde edersiniz. Demek ki buradan değişmesi gereken sayı ortadaki sayıymış bir kere. Yan tarafta acaba neyi alacağız? Devam ediyorum. Şimdi dikkat edin. Parantezimin içinde negatif bir sayı var üstünde tek sayı var. Negatif bir sayının tek kuvveti yine negatif eder. Negatif bir sayı var. Kuvveti sıfır. Negatif ya da pozitif tüm sayıların sıfırıncı kuvveti bir yapar. Yani pozitif oldu. Peki negatif bir sayının Tek sayı kuvveti ne yaptı? Yine negatif yaptı. E o zaman biz şu ikisini yer değiştirirsek sol taraftakilerin hepsi pozitif, sağ taraftakilerin hepsi negatif olur. Buna göre doğru cevabımız yine C seçeneğinde verilmiştir diyorum. Devam. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin donma noktaları santigrat derece cinsinden verilmiştir. Bu maddelerin donma noktalarına göre küçükten büyüğe sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Hızlı bir şekilde hesaplayacağız sonra sıralaması kolay. Yine dikkat edin negatif bir sayının parantezin içinde negatif bir sayı var. Eksi 3 karesini aldım artık eksiği yutacak 9 fakat dışında bir negatiflik daha var oldu bana. Eksi 9. Eksi 2'nin kübü. 2'nin kübü. 3 tane eksi 2'nin çarpımı demektir çocuklar bu. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 oldu bana. Eksi 8. Burada sonuncuda dikkat ediyoruz çocuklar. Parantez vardı yoktu meselesi değil. Kuvvet neyin üstünde duruyor? Kuvvet 2'nin üzerinde duruyor. Kuvvet 2'yi etkiler. Bu işarettir çocuklar. Bu ifadenin en başında duran işarettir. Velev ki şöyle olsaydı. Kuvvet burada neyin üzerinde duruyor? Parantezin üzerinde duruyor. O zaman kendisiyle dört defa çarpılacak şey bu parantezli ifadenin Tamamı olurdu ama şu anki haliyle kendisiyle çarpılacak şey sadece 2'nin kendisi. Eksi neyin nespeki? Başındaki işaret. Yani bu işi yapmam gerekiyor. Oldu bana eksi 16. E, negatif sayılarda miktar büyüdükçe sayının değeri küçülürdü. Demek ki en küçük olan k sonra z sonra da h olmalıdır. k, z, h doğru seçenek a şıkkında verilmiştir. Geldik dokuzuncu sorumuza. Hadi başlayalım hemen. Öğrenciler arasında bir yarışma düzenleyen Zeynep öğretmen yarışma boyunca 20 soru sormuştur. 20 soru sormuştur. Doğru cevaplanan her soru için bakın doğrular 4 puan. Boşların her biri artı 1 puan. Yanlışların her biri ise eksi 2 puan olarak değerlendirilmiştir. Bu yarışmada 17 soruyu yanıtlayan, bakın doğru yanıtlayan demiyor, 17 soruyu yanıtlayan bir öğrencinin 3 yanlış olduğuna göre bu öğrencinin aldığı puan kaçtır? Hadi önce soru sayılarına bakalım. Yani arada kalemini sata veriyor olur o kadar. Peki şimdi bu öğrencimin doğru yanıtladığı soru sayısı kaç çocuklar? Doğru soru sayısı kaç? Yanlışlarının sayısı kaç? Ve boşlarının sayısı kaç? Bize bunlar lazım. Şimdi toplamda 17 soruyu yanıtladıysa demek ki 3 tanesini yanıtlamadı. Boş bıraktı. Harika. Doğru yanı yanıtladığı sorulardan 3 tanesinin yanlış olduğunu vermiş. Demek ki kalan 14 tanesi doğru. 14 sorunun her biri için 4 puan kazandı. 56. 14 soru soru cevaplandı. Kaldı 3 tane pardon kaldı 6 tane soru. 3 tanesi yanlış. Bu yanlışların her biri için eksi 2 puandan oldu bana eksi 6 puan. Boşların her biri için artı 1 puandan oldu bana 3 puan. Hepsini topladım. 56 eksi 6 e, daha 50 artı 3 daha 53 puan alır bu yarışmacı öğrencimiz. Harika. Hemen hızımızı kesmeden 10. sorumuzla devam edelim. Bir pastanede kullanılan fırın ortamın sıcaklığını her 10 dakikada 3 derece artırırken buna karşılık klima ise her 6 dakikada sıcaklığı 2 tam onda 4 derece azaltmaktadır. Pastanede sıcaklık 32 dereceyken klima ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan yarım saat sonra yani 30 dakika sonra Klima otomatik olarak kapanmıştır. Yarım saat, 30 dakika yazıyorum. Bu sıradaki sıcaklığı soruyor bize. Şimdi 30 dakika, her 10 dakikada 3 derece artıyorsa, 10 dakikada 3 derece artıyorsa e 30 dakikada ne kadar artar? 9 derece bir sıcaklık artışı olur bu bize. Fırının fırının bize yaptığı şey bu artı 9 derecelik bir artışa sebep oldu. Peki her 6 dakikada 6 dakikada 2.4 derece azalırken klima sayesinde 30 dakikada ne kadarlık bir azalma olur? 6'dan 30'a dikkat edin 5 katlık 5 tane 6 dakika var bunun içinde. O zaman bir kenarda hemen 2 tam onda 4 ile 5'i çarpabilirsiniz. 24 çarpı 5'in 120 olduğunu biliyorum. Virgülü getirdim buraya koydum. Yani bu ne demektir? 12 derecelik bir azalma gerçekleşecektir klima sayesinde. 9 derece arttı. 32 derece olan sıcaklığım 9 derece arttı. 12 derece azaldı. Nihayetinde aslında 3 derece azalmış oldu. Yani o sıradaki mevcut sıcaklık 29 derece olur. Doğru cevap C seçeneğidir. 11. sorumuz. Tuna şekildeki gibi puanlanmış. Hedef tahtasına 12 isabetli atış yapmıştır. Bu atışlardan 4 tanesi sarı, 5 tanesi kırmızı, 3 tanesi de mavi bölgelere denk gelmiştir. Hedef tahtasındaki 6 bölmenin, her birine en az bir ok denk geldiğine göre Tuna'nın alabileceği en düşük ve en yüksek puanları bulunuz. Şimdi sırayla gidelim çocuklar. Önce en düşük puan almak istiyorsam ne yapmalıyım? Bir kere her bir dilime birer tane ok geldi. Kalan 6 oku verilen sayılara uygun şekilde yerleştireceğim. Ama bu yerleştirmeyi yaparken mümkün olduğunca düşük puanlılara yerleştireceğim. Yani ne demek istiyorum? Dört tane sarıya geldiyse ben bir tanesini şöyle biraz yaklaştırayım. Bir tanesini buraya alıyorsam o 4 sarı okun üçünü buraya almalıyım. Üç tane oku buraya yerleştirmeliyim. Sonra 5 tane kırmızıysa bir tanesini 8 puanla 1 2 3 dört tanesini eksi 6'lığa yerleştirmeliyim. Üç tane mavi bölgeye denk geldiyse yine bir tanesini buraya, geri kalan iki tanesini ise eksi 2'ye yerleştirmeliyim. Yani gelin hadi en düşük kısmını hesaplayalım şimdi sizlerle. En düşük puanı ne olur bu durumda? Bir tane 12'im var. Artı. 3 tane eksi 10'um var. Artı. 1 tane 8'im var. Artı 4 tane eksi 6'ım var. Artı devam ediyorum. 1 tane 4'üm var. Artı 2 tane eksi 4'üm var. Hadi toplayalım bunları. 12 eksi 30 artı 8 eksi 24 dikkat edin. Artı 4 eksi 8. Harika. Bir kere hızlı hızlı yapalım. Matematiğin yıldızları. Artı 8 eksi 8. Attım gitti. Müthiş. Pekala. Eksi 24 artı 4. Bir buraya hemen eksi 20 diye yazalım. Peki eksi 20 eksi 30 eksi 50 oldu mu? Artı 12 eksi 50 var elimde. Artı 12 ama eksi 50 var. Ne olacak? Eksi 38 yapar. Harika. Devam edelim. Şimdi en yüksek için benzerini yapacağız çocuklar. Şimdi en yüksek için. Geldim buraya. Şu okları silelim. Bu sefer mantığın tam tersi yönde çalışacak. Mümkün olduğunca ne yapacağım? Bu sefer yüksek puanlı yerlere daha fazla ok yerleştirmeye çalışacağım. Yani bir tane 80 aysa 3 tanesini buraya yerleştireceğim. Bir tane 86 aysa 1, 2, 3, 4 tanesini buraya yerleştireceğim. Bir tane 84'e ise 1, 2 tane okumu 4'e yerleştirip hesabımı yapacağım. Hadi yapalım. Ne var elimizde? Bir tane eksi 10'um var. 3 tane 12'im var değil mi? Devam. Neyim var? 1 tane eksi 6'ım var. 4 tane 8'im var. Devam. 1 tane eksi 4'üm var. 2 tane 4'üm var. Şimdi bu toplama işleminin sonucunu hesaplayalım. Eksi 10 artı 3 kere 12 36 artı eksi 6 altı, 6 eksi altı diye yazabilirim. 4 kere 8 32 eksi 4 artı 8 harika. Şimdi bir kere mesela 36 eksi 6 şurayı bir hemen 30 diye hesaplamak istedim. 30 eksi 10 burayı hemen 20 diye hesaplamak istedim. Peki eksi 4 artı 8 var burada dikkat edin artı 4 yapar. Ne oldu? 20, 32 ve 4 hepsi toplama halinde pozitif sayılar. 52, 4 daha 56 puan en düşük puanıdır. Yani en yüksek 56 en düşük eksi 38 alır. Devam, devam ediyoruz 12. soruyla. Aşağıda verilen işlem şemasına göre z eksi g bölü e işleminin sonucu nedir? Hadi bakalım işlem şeması bize ne söylüyor? Eksi 32 ile başlamışım. Eksi 32'yi 3 ile çarptığımda z sayısını, z sayısını 2'ye böldüğümde e sayısını, e sayısını 6 eklediğimde ise y sayısını elde ettiğimi söylüyor. Hadi bakalım adım adım götürelim. Şimdi z neye eşit olacak çocuklar? Başlıyorum. Z dediğim sayı eksi 32 çarpı 3'müş. Negatifle pozitifi çarptım. Negatif elde edeceğim. 32 çarpı 3 96 yapar. Z'yi bulduk. Geldik e sayısına. E sayısı z sayısının yarısına eşitmiş. 2'ye bölünmüş. Eksi 96'yı 2'ye bölüyorum çocuklar. Eksi 96'nın yarısı bir kere eksi artı bölme işlemi sonucu yine eksi olacak işareti. 96'nın yarısı 48 yapar. Eksi 48'dir E'nin değeri. Geldim Y sayısına. E sayısının 6 fazlasıymış. E dediğim sayı eksi 48 olarak buldum. 6 ekledim. Oldu bana eksi 42. Hepsini bulduk. Bundan sonrası işlemde yerine yazmak. Z eksi Y. Yani eksi 96 eksi dikkat edin bilerek parantez içinde yazıyorum ki eksiler karışmasın diye çünkü y de negatif bir sayı eksi 42 bölü sonucu kaça bölecekmişim e sayısına yani eksi 48'e güzel hadi bakalım eksi 96 eksi eksi ne oldu çocuklar artı gibi düşünebilirim borçta azalma var yani artıya geçtim aslında eksi 96 artı 42 güzel. Eksi 96 artı 42 bölü eksi 48. Eksi 96'dan eksi 96'nın üzerine sağa doğru 42 adım gittim. Eksi 54'e gelirim. Bölü eksi 48. Eksinin eksiye bölümü çocuklar gider. Ne oldu? Kaldı elimde 54 bölü 48. Her ikisi de 6 ile sadeleşir. 54'ü 6'ya bölerim. 9, 48'i 6'ya bölerim. 8. 9 bölü 8 bu işlemin sonucu en sade sonucudur. Hız kesmeden 13. sorumla da devam etmek istiyorum çocuklar. Hadi bakalım ne diyormuş 13. soru ben olsam bir yıldızımı koyarım birazcık böyle daha zor da değil de yani farklı sorulmuş diyelim. Peki hadi bakalım ne istiyor bizden? A sayısını şöyle tanımlamış eksi 2024, eksi 2024, eksi 2024, 2024 çıkara çıkara gidiyorum. Kaç tane negatif 2024 var? Aslına bakarsanız burası eksi 2024'lerden 2025 tane var elimizde. Yani ben A sayısının değerini şöyle ifade edebilirim. Eksi 2024'lerden 25 tane var elimde. Eksi 2024 2025 tane. Bu şekilde ifade edebilirim. Sakın bu çarpma işleminin sonucunu hesaplamaya çalışmayın. Kimse sizden böyle bir şeyi tam olarak beklemez. Sabredin. Bunun bu olduğunu ifade edebilmek önemli olan. B sayısı ise 2025 artı 2025 artı 2025 artı aralık kaç tane? 2024 tane 2025'i topluyor. O zaman onu da şöyle yazabilir miyim? 2024 çarpı 2025. Aman Allah'ım tesadüfe bakın. Çarpılan sayılar aynı. Fakat İşaretleri farklı çocuklar. işaretleri farklı. Yani aslında A dediğim sayı nihayetinde negatif bir sayı B dediğim sayı ise aynı sayının pozitif hali. O zaman ben kısaca şu yorumu yapabilirim. Gördüğüm kadarıyla miktarları aynı ama biri diğerinin eksi değerine eşit. Yani B'nin eksili hali A'ya eşit. Harika. Bu cepte dursun. Şimdi A, B'nin negatif hali ise... A ve B'nin toplamı ne yapar çocuklar? Mantıklı olalım. A artı B var burada. A ile B'nin toplamı sıfır yapar tabii ki. Çünkü birisi işte atıyorum sonucu bilmem bilmem kaç bir şey bir şey sıfır diye bitecek eksi bilmem ne öbürü artı bilmem ne bilmem neler aynı topladım bunları sıfır yapar peki aynı sayının kendine bölümü bir yapar ama işaretleri birbirine zıttıysa eksi bir yapar dolayısıyla buradaki ifademde eksi bir eşit hadi bu işlemin sonucunu yazalım o halde nedir bu işlemin sonucu a artı b sıfır yaptı sıfırdan eksi bir çıkarmam gerekiyor. Eksi eksi bir artı bir yaptı. Cevabımız C seçeneğinde doğru verilmiştir. Geldik rasyonel sayılar kısmımıza. Burayla ilgili de 7 sorumuz olacak birbirinden güzel. Hadi bakalım başlayalım. 14. sorumuzda ne diyormuş bakalım. Eş bölümlere ayrılmış sayı doğrusu üzerinde gösterilen noktalar tabloda verilen rasyonel sayılarla eşleştirilecektir. Çok güzel hala müthiş. Peki verilen sayılar şunlar. Böyle biraz antin kutin verilmiş biz güzelleştireceğiz. Buna göre sayı doğrusunda gösterilen noktalardan birine denk gelmeyen nokta sayı hangisidir? Haydi bakalım. Eksi 7 bölü 4. Çocuklar yani ne demek bu bir kere? Şunları güzel hatırlıyor olmanız lazım. Yani bu eksi sayının işareti. 7 bölü 4 kesimi 5. sınıftan beri biliyorsunuz tam sayılı kesre nasıl çevireceğimizi. 7'nin içinde bir tane dörtlük var. Kaldı 3. Yani 7 tam 4'te 3 demektir bu. E, affedersiniz 1 tam 4'te 3 demektir. Ama ne tarafta? Negatif tarafta. 1 tam gittim. Üzerine 4'te 3'lük parça gideceğim. 1, 2, 3. Yani bu sayı işte buradaymış. 1 numaramızın yeri burası bulduk. Geldim 2 numaraya. Eksi 3 bölü 2. Yine eksi bunun işareti çocuklar. 3'ün içinde 2 bir kere var. 2 de 1. Yani eksi 1 buçuk. Tam orta şurası çocuklar. Eksi 1 ile eksi 2'nin arası. 2 numaramız da burasıymış. Yazdık gitti. Eksi. Eksi 6 bölü eksi 8. Tık tık bunlar gitti. Kaldı hala bir eksim daha. Yani 6 bölü 8 nedir? Her ikisi de 2 ile bölünür. Eksi 3 bölü 4 yapar. Şimdi bu ne demek çocuklar? Yine negatif taraftayım ama tam kısmı 0. Demek ki sayım 0 ile 4 arasında. 4'te üçlük kısmına gideceğim. Geldim. Bu nokta yani doğru cevabımızın 4 olduğu çıktı çıkmasına ama gelin kontrol edelim neden yokmuş o sayın nerelerde kalıyormuş. Eksi 10 bölü eksi 4 çocuklar eksiler gitti 10 bölü 4 yapar. 10 bölü 4 dediğim 5 bölü 2 yapar. 5 bölü 2 dediğim sayı 2,5'tür çocuklar. 2,5, 2 tam 2'de 1. 2 tam 2'de 1 dediğim sayı 2 ile 3'ün tam ortasındadır. Dolayısıyla sayı doğrusunda gösterilen noktalardan biri değildir. Hemen 15. sorumuzla devam edelim birlikte. Ne diyor 15. sorumuzda? Şöyle bir iki basamaklı sayının 9'a bölümü kesir olarak belirtilmiş negatif bir sayı olduğu da ayrıca söylenmiş. Bu rasyonel sayının tam kısmının eksi 3 olabilmesi için A yerine yazılabilecek kaç tane rakam vardır diyor. Yani tam kısmının 3 olarak kalmasını istiyor çocuklar. Yani eksi onun işareti aslına bakarsanız çok da bir olayı yok. Ben geri kalan kısmıyla ilgileniyorum. Şimdi 30'lu bir sayıyı 9'a böldüğümde 30 bölü 9 olsa işimi görüyor mu bu? Bu neye eşittir? 3 tam vardır. 9 da 3'tür değil mi? Çünkü 27 eder 3 tam. Güzel. Mesela 31 olsa işimi görüyor mu? 31 bölü 9 tabii ki işimi görür. Yine eksi 3 tam bu sefer 9 da 4'tür. Ta ki ne zamana kadar bu böyle gidecek gidecek çocuklar? Eğer 36 olursa burası 36 bölü 9 olsa 4 tam yapardı. Olmazdı. Yani alabileceği değerler sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 diye devam ettim. Ta ki 5'e kadar. Yani 6 tane değer alabildi. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Hadi bakalım 16. soruyla devam. Ne diyor bize? Aşağıda verilen rasyonel sayılar seçeneklerde verilen ondalık gösterimlerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Hadi yapalım bakalım. Eksi 8 bölü 25. Yüzde ile yapabilmem lazım. Paydasını ondalık, yüzdelik şekilde ifade edebilmem lazım. 4 Dörtle genişletiyorum. Sola doğru yazacağım çocuklar yerim verimli kullanmak için. Eksi 32 bölü 100 yapar. Okurken bile bunu yüzde 32 diye okuyorum. Değil mi? Tam kısmı ise sıfır. Hadi o zaman çevirelim ondalık sayıya. Sıfır tam yüzde 32. Yani B seçeneğinde verilmiş. Gitti burası. Devam ediyorum. 36 bölü 90. Bakın dörde bölünüyor değil mi her ikisi de pardon dörde demişim özür dilerim dokuza bölünüyor dört çıkacak ya 36'yı 9'a dokuza bölünce dört oldu burası ise 10 oldu. Dikkat edin onda 4 sıfır tam onda yani sadece virgülden sonra bir basamağım var demek onda 4. sıfır tam onda 4 veya sıfır tam yüzde kırk demek aynı şeydir onda dört yerine ben istersem yüzde kırk da yazabilirim dolayısıyla C seçeneği de bunu karşılar bu da gitmiştir. Devam. Geldim sonuncusuna. Eksi 27 bölü eksi 50. Bir kere şu eksilerden bir kurtulalım. Oldu bana 27 bölü 50. 2 ile genişletiyorum. 54 bölü 100 yaptı çocuklar dikkat edin. Yüzde 54. Yani sıfır tam. Yüzde 54. Yüzde 2 basamak var bir günden sonra. Yani... Bu da D seçeneğinde verilmiş. Bu da elendi. Karşılığı olmayan cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Bitti. 7. sorumuz. 17. soru bir devirli ondalık sayı sorusu. Hadi bakalım birlikte çözmeye çalışalım. Bir tam %76 altı devrede diyor. A bölü U kesime eşitmiş. Buna göre A artı U toplamının en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır diyor. Yani aslında burada en küçük deme nedeni şu. Bir kesir bulacağız. Bunun rasyonel karşılığını, rasyonel ifadesini bulacağız. Kesir olarak göstereceğiz. Ancak bu kesri en sade haliyle yazalım ki a artı u değeri yani pay ve paydanın toplamı olabileceği en küçük değeri almış olsun. Hadi bulalım. Nasıl yapıyorduk hatırlayın. Öncelikle sayımı tamamen yazıyorum. 176. Devretmeyen kısmı çıkarıyorum. Bölü virgülden sonraki devreden basamak sayısı kadar 9 devretmeyen kadar sıfırımı yazdım harika hatırlıyoruz bunu 176'dan 17 çıkarırsam kaldı bana 159 159 bölü 90 şöyle bir bakıyorum 9'a bölünebiliyor olmasını dilerdim fakat bölünmüyor. 159 e, basamakları toplamına bakarsanız 3'ün katı 1, 5 ve 9. Dolayısıyla 3'e bölünebildiğini fark ediyorum. 3'e bölüyorum. 159'u 3'e bölersem 53 yapar. 90'ı 3'e bölersem 30 yapar. 53 asal bir sayıdır. Dolayısıyla daha fazla sadeleşmesi mümkün değil bu ifadenin. Yani alabileceği en küçük değer A ve U toplamının 53 artı 30 yani 83 olur. Harika. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Sorumuza 28 bölü A sayısı sayı doğrusunda 3 ve 4,5 arasında yer aldığına göre A'nın alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi çocuklar biraz tahminde bulunacağım. A sayısı için düşünüyorum yani 5 falan olamayacak kesin. Çünkü 25 bölü 5, 5 eder. 4,5'tan büyük. O zaman 6'yı deneyelim isterseniz. Hadi gelin bir bakalım. A'yı 6 olarak seçseydim neler oluyormuş? 28 bölü 6 çocuklar 14 bölü 3 yapar. 14 bölü 3 dediğim sayı nasıl bir sayıdır peki? 4 tam 3'te 2'dir. Bakın 3'te 2. 3'te 1,5 bile olsa yarım olurdu. Yarımdan fazla 3'te 2. Yani 4,5'dan fazla olduğu kesin bu sayının çocuklar. Dolayısıyla bunu alamam. Elendi bu. Bu gitti. Bunu almıyorum. Devam. Peki A sayısı 7 olsa olur muydu? Elbette olur. Neden olmasın? 28'i 7'ye böldüğüm zaman tamı tamına 4 yapar. Yani benim işimi görüyor mu? Gayet de güzel görüyor çocuklar. Aldım gitti. Döndüm. Peki ne olamaz? Tamam aynı mantıkla dikkat ederseniz 8 yazarsam olur. 9 yazarsam 27 bölü 9 olsa 3 olurdu. 28 bölü 9 3'den büyük. Ama 10 yazmaya kalksam 2.8 gelir. 10 olamaz. Dolayısıyla alabileceğimiz değer alla neler 7 oldu, 8 oldu ve 9 olabilir. Harika. Alabileceği en küçük değer bu durumda 7, en büyük değer ise 9. Toplamları 16 yapar. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. 19. soruyla devam edelim. 19 ve 20 gibi soruları ben çok severim. 19 bir tık daha kolay ama üstü ifade içeriyor. Şimdi bakalım normal dümdüz çarpma işlemi yapıyoruz. A sayısı şu iki sayının çarpımından oluşuyormuş çocuklar. Pekala hadi bakalım. Bu iki sayının çarpımına göre A sayısının en sade halini hesaplayalım. Şimdi bakın ne olacak? Bir kere 3 ve 9 sadeleşir değil mi çocuklar? Burada 3 kaldı elimde. Devam ediyorum. 8 ve 4 de sadeleşir. 4 gider 1 kalır. 8 sadeleşti 2 oldu. Eksi ile artının çarpımından dolayı A sayısı ne gelecek bu durumda? Eksi 2 bölü 3 yapar harika geldin B kısmına şimdi bakıyorum burada bölme işlemi var çocuklar bölme ne demekti ters çevirip çarpmak demekti yazıyorum bir kere bir yandan da şurada ikisinin de eksi olduğunu görüyorum eksinin eksiye bölümü artı olacak hiçbir bir daha uğraşmıyorum 5 bölü 12 Bölme yerine ters çevirdim, çarpma yaptım, ikinci kesri taklattırdım, 6 bölü 5 yapar. Pekala, sadeleştirmelerimi yapıyorum, 5'ler gitti çaprazdan, 6 ve 12 var, sadeleştirdim, 1, 12'yi 6'ya böldüm, 2 yaptı. Harika, B sayımız 1 bölü 2'ye eşitmiş, B zaten pozitif bir sayı. Şimdi, dikkat edin, A'nın karesi diyor çocuklar, A dediğim sayı eksi 2 bölü 3'e eşitti. Negatif bir sayının karesiyle zaten pozitif olan 1 bölü Bölü 2 sayısının kübünü çarpmamız isteniyor. Karesini alıyorum çocuklar. Eksiyle eksinin çarpma artı 2 bölü 3'ü kendisiyle çarparsam 4 bölü 9 yapar. Çarpı 1 bölü 2'yi kendisiyle 3 defa çarptım. 1 bölü 8 elde ederim. Yine sadeleştirmelerim var. 4 sadeleşti 8 ile ne kaldı elimde o halde 1 bölü 18 yapar bu işlemimizin sonucu. Cevabımız 1 bölü 18'dir yani. Geldik son sorumuza harika. Şimdi son soru gibi sorularda dikkat edeceğiz. Ben eğer uzun uzun bu çarpma işlemini bu haliyle yapmaya çalışırsam patlarım. Böyle sorularda genelde bir hilesi vardır. Ufak bir hilliği vardır. Gelin şu parantezin içindeki değerlere birlikte bir bakalım. 1 artı 1 bölü 2 neye eşittir? Payda eşitledim topladım. 2 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi topladım. 3 bölü 2 yapar. Herhalde bunu kafadan toplama kısmında sıkıntı yoktur diyorum. Bir nevi 1 tam 1 bölü 2 diye de düşünebilirsiniz. Bir sonrakine bakıyorum. 1 tam 1 bölü 3. 1 ile 3'ü e çarptım. 3 1 ekledim. 4 bölü 3 yaptı burası. Bir sonrakine bakıyorum. 1 tam 1 bölü 4 gibi düşünebilirim. Ne yaptı bunun sonucu? 5 bölü 4 yaptı. Şimdi bazılarınızın uyandığını tahmin ediyorum. 1 tam 1 bölü 9 böyle böyle gitti gitti son. 9, yani başladım 2'den başladım 99'a kadar gittim son adımda ne gelecek elime bir kere 99 99 bir ekledim 100 bölü 99 elde ettim bu sayıları çarpıyorum çocuklar dikkat edin 3 bölü 2 4 bölü 3 payda payda da birer artı arta gidiyor örüntü çıktı gözümün önünde duruyor e ben çarpma yapıyorum müthiş çarpma yaparken çapraz sadeleştirebileceğimi biliyorum Bakın 3'ler gitti. 4'ler gitti. Biraz sonra 5 bölü 4, 6 bölü 5'in paydasıyla sadeleşecek. 100 bölü 99'dan bir önceki terim 99 bölü 98. Dolayısıyla şu 99'lar da böyle sadeleşecek. Ve sonucum ne olacak? Açıkta kalan şurada bir ikim, burada ise bir yüzüm var. Ne oldu yani? 100 bölü 2 kaldı elimde. Bu da ne demektir? 50 demektir. Doğru cevabımız 50 olmalı. Geçmiş olsun. Bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar. Unutmuyorsunuz 7. sınıflar konularını bitirip artık 8. sınıf konusu çalışmaya hazırla, hazırım diyenler ise Kazanırım LGS Matematik uygulamamızı indirebilirsiniz. Kazanırım.com üzerinden her e, uygulama için yani hem iOS hem de e, Google Play'den ulaşabilirsiniz. Kazanırım. LGS Matematik uygulamamız ücretsiz bir uygulamadır. Hepinize LGS sürecinde şimdiden bol başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.